Allah geldi baş belası. Lan doğa. Ne oluyor ya? Ya Viyana. Allah'ın ağasını büyük yazar mısın Viyana? Chat'te duyarlı insanlar var. Canesca çok kızıyor küçük yazınca. Ya bu şarkıyı dinlediğim için otomatikman oranın yolunu bulabilir miyim? Sanki otomatikman oraya gidermişim gibi hissediyorum. Abi beklemeyeyim ya. Role nasıl yediririz bu durumu? Amına koyayım Sertaç. Sertaç'ın bana attığı şey var. Fanki bunu atmış bana. Son şarkı role geleceğim ya. Altından da. Allah Allah. Cam açıyor herhalde bro. Viyana. 8 ay oldu artık ben bu çara başlayalı. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi. Sekiz, dokuz. On, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kişiyle tanışmışım. Yarrağın oğlu şeydi, Unevenin çarı. Yarrağın oğlunu sayma hatta, evet o iş verdi gitti. Kocaman bir salata, koca bir takım salata. Onu CK'ladığımda salata yedireceğim ona. Alo. Tavende misiniz? Yo şey. Kremberi. Tamam. Ali orada mı? Tuvalete kadar gitti. He, tamam. Bağcıkları çözülmüş. Ben Draco Malfoy'la günaydın mesela. Ben bir kahve alıp geleceğim ya. Egemen o sırada gelir mi? Gelmez bence. Vurulur muyum? Opsiyonel. Hemen geliyorum.
Beyler, gittim, kahve aldım. Geldim. Şişe gittim. Elimi yıkadım, geldim. Rolde hiçbir şey değişmemiş. Mükemmel bir durum. Bayılıyorum böyle bir şey. Siz ne konuşuyordunuz? 50 yıkama dümen sanki. Bende şey tiki var. Ben tek sefer elimi yıkadığımda şey yetmiyor. Ona rağmen yıkadım yani. Hani iki defa falan yıkayıp da geliyorum yani. Hele bir de ağzımı yıkacaksam sabunu 3 defa ele önce kullanıp ondan sonra dördüncüyü ağzıma götürüyorum elimi amına. Kesin dümen o zaman. Var bir gün görürsün dümen. Yalan. Baba nerede bu ya şey? Üstüme siliyorum evet. Abi vize olan adam mı kaçırsam ya? Öyle bir istek sadece. Şuradakilere girip tık 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 6 ese. Nedensiz, sebepsiz. Kariyer mi? FIFA mı? Abi geçen Mercedes gelmiş yanına. O anıyı anlatır mısın? En sevdiğim anın. Bro, beni zorbalıyorsunuz o anıyı her anlattığımda. Maverick nerede abi? Ben Maverick'i bekliyorum. O motoruyla gelir canım. Mevrik gelsin. Yo, iptal etmedim. O sürekli bir rol. Ya bir rol o. O sürekli olacak. Ara ara göreceğiniz bir rol o. Amına koyduğumun mevriği nerede? Bu oyunum benim niye bu kadar parlak?
Açık da değil. Ha. Tamam. Kontrat işi şundan dolayı yavaş oluyor. Oyuncuda şöyle bir psikoloji var. Ben niye kontrata para verip başkasına bu rolü paslayayım ki? Gider kendim vururum. O yüzden. Veya gider kendim kaçarım. Veya gider kendim şey yaparım. Aa işte evet ben kazanıyorum. Mesela ben şu an hala Flower bana script anlatmadı ama ben o aldığım kontrat Venler sayesinde şey aldım. Şu an istediğim adamı istediğim yere kadar takip edebiliyorum rolde. Yani bir tane cihaz verdi bana script'i sonra anlatırım dedi Flower ama hani map'te ben şu an adama GPS yerleştirsem görüyorum baba nereye gidersin. Bu wipe mevzusunu benim 3 yayında bir konuşuyoruz. Bana kalsa 6 ayda bir wipe attırırım. Hacker sistemiyle alakalı değildir ya. Yani ben sadece GPS tracker istedim. Ama AirTag gibi düşün ya. AirTag'i koyuyorsun cebine. Nereye gidiyorsa görüyorsun. Bu illa hacker olmana gerek yok ki böyle bir şey yapman için. Abi bu büyük oteli açıp Continental yapmak lazım aslında. Şu şeyi mi? Nerede o amına koyayım? Şunu mu? Aslında var ya bak. Bir şey diyeyim mi? Şunu diyorsun sen. Şurada bir tane otel vardı. Bunu yapacaksın aslında. Bu bina daha şık. Bence adminler tarafından force olarak rolü bitmiş Charlie'nin hiçbir şey katmayan Charlie'nin CK'sı gerekli. O öyle olmuyor abi işte. Ne yazık ki yani abi bir şeyler yapıyorsun. Yapman gerekiyor mesela. Sonra adam diyor ki adminler skin'e taşlayana göre adam CK'lı diyor. CK'lıcak tabii rol yapmıyorsunuz baktığında. Aslında keşke öyle olsa yani ve bunun herkes bilincinde olsa. Kafaya göre mekan basılıyor. Tabii canım. Ya bu abi 5M'de bazı iyileşmeyecek ya düzelmeyecek şeyler var. Bunlar da şeyler işte. Mesela yani atıyorum. Bu bölgenin hadi bu bölge olarak vermeyeyim. İşte daha basit olsun. Southside ve gene Sandy Shores olarak şey yapayım. Adam bu bölgede gördüğü ırkçılık yüzünden gelip buraya basabilir. Kanka gözünü seveyim. Yani ben şuraya gitsem. Burada bana hey beyaz white boy what's up motherfucker dese ben orada adama dostum bu yaptığın ırkçılık senin götüne girer deyip rol yapmam. Bunu yapan adam da bana rolcüyüm demesin amına koyayım. Yani bunu düşünemeyen adam dünyanın en iyi rolcüsü değil. Değil kanka. Vallahi da değil. Kasıtlı olarak stealth planlanmayan yani atıyorum A birliğinin B birliğini vurma rolleri. Ucu açık bırakılmıyorsa kardeşim rol değil. Değil. Vallahi da değil, billahi de değil. O Sivin duygusuyla yapılan bir rol oluyor. Ucunu açık bırakmıyorsan kardeşim illegal rolünün. Sen kazanmak için oynuyorsun demektir.
Denom hoş geldin. Mantıksız olan gerçekte kim şehirden kalkıp gram alakası olmayan bir yere, bir köye gidip orada kavga edip herkese sıkar gitmez. Tabii bir daha şehirde yaşıyorsun zaten. Oradakiler ırkçı ise seni ne ilgilendiriyor? Malcolm X misin? Öyle zaten. Abi düşünsene herkes de herkesin CK izni olduğunu götü yanına. Keşke amını. İllegal biter. Abi niye forslamıyorsunuz bazı yapılması gereken şeyleri? Aman oyuncu küsmesin mentalini. Abi forslamadığımız halde görüyorsunuz hala arkadaşlar. Yani forslanmadıkları halde bazen durumu görüyorsunuz yani. Adamlar utanmadan lobi oluşturup bunlar kötü bu sunucuda. Bunları kabul etmiyoruz. Bunlar adminler skin taşağına denk. Öyle. Na bak. Skin taşağına denk olması lazım. Daha benim sikim taşlama denk değil. Keşke sikim taşlama denk olsa da bak gör nasıl katı oluyorsunuz. Ah keşke kanka ya. Beni çok forsluyorlar amına koyayım. Yönetim. Bana kalsa her baron rolünde bir CK. Her ya zaten bak CK durumları şöyle abi. Sen rolde hata yapmaktan korkmaman gerekiyor illegal olarak. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Şöyle anlatabilirim. Aldığın ödülün büyüklüğüne göre riski artar. İllegalin. Sen çok kazanmak istiyorsan çok riskli görevlere girersin. Ama o çok riskli görevde çok büyük patlarsan, yani ufak bir patlasan bile o büyük bir patlama olduğu için orada işte cezasını çekmek zorunda kalıyorsun. Bu cezayı çektirdiğin zaman da bu sefer oyuncu role küsüyor. Halbuki tam tersi. Aslında o ceza orada senin role bağlayacak şey. Mesela benim geçen gün Kane ile Vayne'i dövmem. Kane ile değil de yani en yakın dostum dediği adamı öldüreceğini söylediği için en yakın dostuna ağzını burnunu kırdırttım mesela. Ya o bence Vayne için çok güzel bir rol. Bana gelmiyor baba, bana gelmiyor. Keşke ya ben farkında mısınız? Beni vurmuyor kimse. Yani arkadaşlar ben Killian'ı açtığımdan beridir herkese posta koyuyorum. Beni daha bir kişi bile vurmadı. Yalvarırım lan. Yalvarırım oğlum. Bir tane pistolüm var sunucunun başından beri. Daha vurulmadım ben. Dayak yiyeyim diye açtım Char'la yanlışlıkla gene abi oldum amına koyayım. Abi Viyana senle vurulmamın hiçbir anlamı yok ki. Bu sefer admin kadrosu kendi arasında rol yapıyor dönüyor olayım. Abi insanlar admin vurunca ban yemiyor. Bak bir gün dilimi açarım. Öyle bir açarım ki dilimi. O, bazı insanların niye ban yediğini duyduğunuzda dersiniz ki ananı sikeyim gerçekten mi? Yani hani bazı şeyler konuşulamıyor yayınlarda sadece. Konuşmak istemiyorum çünkü girmek istediğim bir drama değil, anladın mı? Değmez çünkü amına koyayım. Bir oyun için o kadar pisleşiyor ki insanlar. Şaka gibi kanka yani inanamazsın da sanki gitmişsin ailesini gözünün önünde bıçaklayıp hani öldürmüşsün sanki ailesini adam. Öyle bir yok oluyor ki adam. La rol yapıyorsun ya. Kanka rol yapıyorsun ya. Bu kadar ciddiye neyi alıyorsun abi?
Oğlum bana sıkan bir çocuk vardı şeyde Wu'da mesela. Bana değil de Mevri'ye sıktı. Ben sonra gittim onu vurdum. Sonra ertesi gün o da ban yedi. Denk geliyor. Vallahi billahi denk geliyor. Adam limitteymiş baba. Ertesi gün yaptığı bir rolde bir hata yapıyor ve limitten dolayı whitelist alınıyor. Yani şimdi ben ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim kanka? Yani 40 yılın başı rol gelmiş. Adam ban yedi. Ha, hastaneden silah kaçırmış. Bir uyarısı oydu. Bir uyarısına, son uyarısı non-RP driving'ti galiba. Yo, benimle olan rolden yemedi de dışarıdan baktığında Odysseus bunu vurdu. Ertesi gün ban yedi çocuk. Ya abi yemin ediyorum bilmiyorum ya, çok garip. Ya bizim ülkemiz genelinde, bizim insanlarımızda var win duygusu. Ya bende de var bak. Şakasız biliyorsunuz yani ben kompetitif oyun oynamayı bıraktım. Her yayın aynı muhabbeti konuşuyoruz yani. Abi normal ama sabaha kadar rol yapıp akşam uyanıp tekrar role girerse bir insan hayatı derecede önemli olur, rolde olanlar ya da oyuncu Arthur. Yani. Ben de öyle yaşıyorum baktığında. Ya benim bu kadar çok çar açmamın sebepleri de bu bence bu arada. Yani çünkü bir yerden sonra diyorum ya rol bulamıyorum. Çünkü admin olduğumuz için millet biraz daha gergin rol yapıyor. Yani daha korkuyor rol yapmaya. Öyle olduğu zaman da ben ne yapayım? Karaktere rol çıkmazsa yeni çara geçeceğim yani. Ama sen 30 yaşındasın abi, alınma ama senin kafa yapan... E tabii canım. Kompetitif dediğinde, bıraktım dediğinde bana gelen üzün. E yeni çarda da aynısı oluyor. Yani işte çözümü yok. Ben zaten her çarımla kendi kendime rol yapıyorum. Fark etmişsinizdir artık onu. E, Killian'ı ayıran şey, Killian'ın solo baron sistemine bağlı olması, en azından oradan rol geliyor arada bir. Admin ekibini hiç açıklamayacaktınız. Kimse bilmeyecekti admin ekibini. Önce admin olduğun için kendini frenleme var. Rol... Yok kendimi ben frenlediğim bir rol yok ki. Herkese soğuk yapıyorum. Herkese uzak duruyorum yani baktığımda. Neyi bilmiyorlar la? Ha. Admin ekibi. Evet, bir admin için bence de oynanabilecek en mantıklı yer PD ya. Ya dikkat edin mesela benim hiçbir çarımın ortamı aynı değil birbiriyle. Ona çok dikkat ediyorum abi çünkü ister istemez Discord roleplay'e dönüyor abi bir yerden sonra. Hiçbir çarımın ortamı aynı değil yani. O memnun etrafı gezdim de her salak kanıyor yüzme. Yok. Balık sevmem. Evet gerçi bu arada bak dediğin doğru. Bu sefer admin PD'de oynadığı zaman PD çok OP deniyor. O da doğru.
Ya ben o yüzden artık şey mentalini bıraktım. Bak biz bu sunucuyu açtığımızda hedefimiz şeydi. Yani ya büyük konuşmayayım da yani 5M'de rol niye yapılır, nasıl yapılır hani gösterebilmek de amaç. Ben onu salalı belki 7 ay, 8 ay, belki de 10 ay, 11 ay. Yani sunucunun ilk yılı olmayacağını anladım. Ondan sonraki kalan dönemden beridir hiç sikimde değil. Kim nasıl rol yapıyorsa yapsın. Önüme gelen ya banlarım ya rol yapmam, refuse'larım yani. Anladın mı? Çünkü yok abi yani. Hani o mental çok zor. Fatih Terim değil kimse burada yani. Bir de çoluğa çocuğa o elinden tutup rol öğretmek gibi bir vasfım yok zaten amına. Adını 10 senin kilim bence bunun 10 katı olurdu zevk açısından. Bilmem. Kilim niye bu kadar karanlıktı şu an? Şu an grafiği bozuk. Sizin en büyük hata referans sistemiydi ya bana göre. Sunucuyu siken olan şey buydu. OSU arkadaşlar toplanan gruplar. Zaten onu kapattık o yüzden. Onun biz de farkına vardık sonradan. Ömer'i Makabre'ye hediye abonelik atmış. Eyvallah. Ya öyle zaten. Ya ben şey değilim. Yani rolsüz kalıyor gibi hissetmiyorum. Ben senin yerinde bir ekiple rol yapmayacağım. Sizin ekip olarak rol yaptığınız çoğu yerde hep admin kadrosu yüzünden veya yönetim yüzünden roller tam olmadı. Ben de böyle güzel bir olay varken senin herhangi bir ekiple rol yapmanı çok isterdim. Evet, bu zamandan beri seni gerçekten severek takip ederim. Sunucu hakkında şu an söylediğin her şey de harfi harfine doğru ama yapılacak bir şey yok. Artık pay... Ya öyle zaten abi. Ya şimdi mesela bir de İnsandan insana şey çok değişiyor. Kimisi rolü hani gireyim iki sosyal koyayım işten sonra sohbetimi muhabbetimi yapayım diye oynuyor. Kimisi ben bu sunucunun en büyük illegali olmalıyım diye oynuyor. Ki genelde onlar tutunamıyor. Yani genelde onlar tutunamıyor. Kimisi işte ben sadece RP yapayım aga nerede gacılar diye oynuyor. Kimisi OCC kendine oynuyor. Ne yakışıyor oğlum? Buradan kimseye bir şey demedim. Admin olup da karakterini iyi oynayabilen adam görmedim ben mesela. Tuğkan abi 8 dönemi öncesi çok güzel çağırdı. Saruhan win alıyordu, lose alıyordu. Bu sınırda admin olmaya bir tık üzülüyorum. Genellikle Türk karakterleri OCC kendine oynuyoruz. Rol yapıyoruz. Valla Black
vs deli bal rolleri ya. Çok yani hayatımın en sıkıntılı dönemi falan olabilir amına. Ya adam bir yandan abi Can Crow'la Saruhan'ın yanında olur musun deyip ertesi gün gelip aynı adam Nick senin ananı sikeyim. Nick senin amına koyayım. La oğlum kafayı mı yedin? İkisini de ben oynuyorum ama. Nasıl yani amına? Kanka kafayı mı yedin? Abi sal şu Nyx orospusunu. Can Crow geç. Saruhan'ın yanına adam lazım. Allah Allah ya. Harbi mi? Keşke geçseydim amına koyayım. Şu an belki 1K değil 6K izleniyorduk RP yayınlarında. Bazı şeyler paradan daha önemlidir evlat. Tabii canım mutlu olmazdım ben. Asla mutlu olmayacağım şeyi yani seçemem yani. O etkinlik planlarımız var zaten ya. Şu bir bakıma alalım da. Limon olabilirdin ama şansını kaybettin evladım. Alo. Çıkak mı hava? Evet dedim ya. He iyi. O zaman Yellow Jack'te buluşak. Ben tüfeği müfeği alayım. Oradan böyle götüm götüm soldan uzarız. Tamam. Hem bir daha yürüyüş olmuş olur, hem hava çıkmış oluruz. Tamam. He geliyorum. Pek şeyle alınıyor. FIFA oynayacağım bu arada. Şöyle geçeceğim de şu av rolünü yapayım ya. Batman oyununu bitirmedim. Abi bu Peaky Blinders. Changret de vardı o klasman. Ha şeyi mi diyorsun? Neydi lan onlar? İtalyanları mı diyorsun? Neydi? Luca mıydı onda o adamın adı? Luca bir şeydi galiba. Luca Changretta, aynen. Benzin var mı bizde? Yok. Hissediyorum. Oğlum karakterle o kadar bütünleşmişim ki benzinin ne zaman biteceğini tahmin ediyorum artık. Şaka mı bu? Bu RP Plus değil bu. Kendini oyna. Karakter bana dönüşmüş oğlum. Benzin ne zaman biteceğini nasıl bilebilirim amına. Bakmadan karnımın acıktığını anlamak gibi şey. Kendimi oynuyorum galiba. Yani mantıken yayının başında benzin aldım. O zamandan beri sağda solda dolanıyoruz. Ya Can abi siz ekip olmadan rol yapınca da drama çıkıyor. Bari ekipte oynayabilin de drama çıksın. Çıksa bile keyifle oynayın en azından.
Abi ben vallahi solo çok rahatım. Ben ekip 80 açmam. 80 oynamam. Solo çok rahatım ben. Sikim taşrağıma denk. Hiç. Gidiyorum orada 5 dakika insanları izliyorum. Gidiyorum öteki tarafta 5 dakika insanları özlüyorum. Ekip işleri yoruyor abi. Ya ben Okan'la bile bağımlı değilim çar olarak şu an. Yani ya ekiple rol yapacağım ama ekipsiz solo bir şekilde GTA map'inde gezmek bana daha keyifli geliyor. Neden olsa bir Sicilyalı karakter Sicilya mafyasını yöneten kilise bir peden ölçüsü misal yalnızca ekibi haricinde Sicilya yetenekli asıllı soloları rol paslayan kanatlı olan araçların altındaki soloları yaptıran harbici Sicilya mafyası oynardım. Olması gereken bir şey aslında bu kadar illegal olaylar. Bir yerde kilise üzerinden baş kampanyası ayağına. Onu sanki biz bu sunucuda yaptık bir dönem. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk senesinde galiba oradaki papazlar şeydi. Temiz papaz değildi o papazlar. Nasıl av kombini oğlum? Ben bunu değiştirmişim yanlışlıkla ya. Galiba askere giyeceğim. Sikeceğim Burak. Ya her seferinde Burak'ı sövüyorum. Kulakları çınlıyor mudur acaba? Tüm kombinlerimi patlattı adam ya. Diyeceğim. Buna şöyle bir yelekimsi ava gidiyoruz. Ava giden avlanır misali. Şöyle bir avcı yeleği ha. Ha. Ay ananı sikeyim. Bak bu da olur. Olay yelek mi ya beyler? Bu av yeleği değil. Yemin ediyorum düzenlemek daha zor geliyor. Veririz, niye vermeyelim? Oh. Siyahi Ganarpi kombini oldu. Kanen'in ilk illegal kombininde bu şapka vardı. Hatırlıyor musunuz? Kane'yi ilk gösterdiğim zamanlar falandı. Dın. 63. Bunu koyabilirim.
Ben chat'e fazla yazı yazmam. Sadece chat'i takip ediyorum. Flora ve seni izlerken darlanmıyorum ya da chat'ten dolayı toksik olmuyorum. Ama bakan chat'e bakan arkadan söylüyorum. Yayın izlemeyeyim. Yok, o chat arınamadı. Çok fazla chat dedim. A01 mesela. ...63. Koy baba yeşilinden. Patlıyor mu? Patlamıyor, tamam. Eller. Hava daha uygun bir eldiven. Güzel bir eldiven bro. Biz. O da doğru. Alessius'un yazdığı da doğru. Arkadaşlar, size şöyle bir özet geçeyim. Gene. Hatırlatma metni gibi. Daha bu sunucuda ticket açılmayan GunRP dönmedi. Solo roller dışında. Birlik rollerinden bahsediyorum. Luz alıp quitlemeyen var mı? Var canım, o var. O kadar da değil. Ama Luz'u ticket üzerinden aldığını kabul ediyor herkes. Yani baba bizim amımıza gaydılar artık şuna bir dur diyelim diyen oldu mu hatırlamıyorum harbiden yani. Belki olmuştur. Belki ben denk gelmemişimdir o ticket'e. Ama yani ben hep şeyi hatırlıyorum. Bak her iki birlik birbirine girdiğinde biz bir yönetim toplantısı mutlaka yapıyoruz amına koyayım. Çok garip bir durum. Gerçekten yapılıyor yani. Dönemez abi çünkü birlik rollerinde grupsal yapılar her zaman kendini haklı görme amacı güderler. Belli etmese de belli sola da bu yoktur. Çünkü adam sola zaten risk alıyor. Olmasa da okey. Doğru. Ya bu eldiven iyi mi? Ay beni böyle beğenir misin? Pardon, ne oluyor kanka? Tamam şu olsun ya. Ve patlak amına. O gibi hoş geldin. Şu. Şunun tam hali. Yok çünkü bulamadım. 35. Bunun tam hali. Patlamayanı. Bir rol yapacağız alt tarafa bunu. Tamam. Şapka okey. Gözlük okey. Maske okey. Bence okeyiz beyler ya. Siyah çok terletir beyler. Siyah var ya güneşin alnında. Yakar. Fena yakar. Bekleyin şimdi o yüzden. Şunu şöyle. Bak o güzeldi. O renk güzeldi. Vallahi yakar. Bu güzel. 10 numara oldu şimdi. Motorumu çalmışlar değil mi? Ben burada kıyafet yapıyorken. Saatlerdir. Şapkayı da çıkar. Uçar mı uçar bro? Aman diyeyim.
Mevrik mum oldu bekleye bekleye. Kombin kaydetme yok bende ya. Onu fark etmişsinizdir. Ava gideceğimize bilardo mu oynasaydık ya? Birden canım bilardo çekti. Ses paketinden alıyor. Tüm patlayan egzozlar öyle patlıyor. Mevrik nerede? Arkandayım. Aha. Tam arkanda. Hadi gidiyoruz mu? He gidiyoruz. Yürüyek mi yoksa çıkacağımız yere kadar araçla mı gidek? Çıkınca yürümeyecek miyiz zaten şeyde? Gideceğimiz yerden sonra. He yine yürüyeceğiz. O zaman yürü yürü. Yürü. Hadi. Mevrik cepheye gidiyor böyle. Hadi dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Hangi bölük? Bölük ne o şey mi askeri mi? Hmm. Tam olarak buradan sendinin içine oradan sola. Tren şeyini atlayınca sola döneceğiz. Biraz dik yamaç falan sen seversin. RP kalitesi ne zaman alt sunucu mu? Nasıl olaylar yani? Görüyorum. Buradan sola. Bedevim görüşürüz. O ne kankamın anasının am... Amerika. Stebin oradan mı geçeceğiz? Hı. Stebin içine bırakacağız. Şu karşımızdaki dağa başlayacağız tırmanmaya. Burada birkaç tane hem dağ aslanı var. Hem tepede birkaç tane geyik var. Otlanıyorlar. Sıka sıka gideriz. İpnelerden intikam almış olurum. Buraya bir yere bırakak olmazsa motorum. Buradan böyle soldan başlayacağız tırmanmaya. Soldan. He. Yani o yüzden uygun bir yere bırak. Ben buraya motorumu bırakırım. Bu Lost bu motoru alır. Kendi envanterine ekler. Sonra ben buradan alırla olaylık olurum falan. Gerek yok hiç. He. Dedenin eve bırakak. Arkada zaten. Olur. Sol. Buradan sağa. Soldaki birinci değil ikinci. He burası. Atla. İnsan oğlum. Kemer mi bug'ı? O ne amına? Gerek yok içeri sokmaya, kalsın burada. He kalsın tamam. Hadi ya. Vay amını. Hiç kemer takmadığım için. Oğlum yanımda hızlı sürmüyorum bir arabada. Hissettim ha. Sizin orada ne deniyor bilmiyorum da hani böyle şey. Süper asker olur ya. Ananı sikeyim maskemen oldu ya. Süper derken çok iyi anlamında mı? He. Oğlum. Karanlıkta görünmüyor. Ne zaman baksan arkamdasın. Endişelenmeme gerek kalmıyor. Attığını da vuruyorsun. Killian
Zancudo da bir sene onunla askerlik yaptı. Eski uzmanca. Bence gayet süper. Ne keskin nişancısı oğlum? Lojistik. Her asker komando olmuyor ki amına. Böyle yine tamam mı? Amına koyayım bir baktım. Arkamdan böyle o canavar araçlar var ya bildin mi? Bir baktım amına koyayım uçuyor böyle. 2 dakika izledim. Böyle hareket maraket yaptı. 2 korna bastı gitti amına koyayım sonra. Islanmaya hazır mısın diye bir soru sorsam gerer mi? He, küçük bir bilgi vereyim. Bence buradaki sudan pek içme. Niye diyeceksin? Niye? O bizim adam vardı ya. Hangisi? Hani en son bahsettiğim kıyma olan. Ha, onu biz bu denize döktük de bir ufak. Göle mi deniz mi artık ne oluyorsa. Siz onu buraya döktünüz o aktı gitti amına. Dağın tepesinden geliyor bu su. Şifa he, şifa. Buz gibidir buz. Hmm. Hiç belli olmuyor. Havuz mu bu? Süs havuzu falan mı sandın? Suyu topluyor tekrar tepeden atıyor. He ne bileyim. Hadi geçek buradan. Çok yavaş. Sırılsıklam oldum. E ne olacak abi? Zaten dağa çıkıyoruz, bayıra çıkıyoruz yani. Şeker miyiz, eriyeceğiz. Bunu koyayım harbi. Şeker değiliz de. Bir ufak ayağım kaymadı değil ama. Hem demin demiyor muydu şifa diye? Bak al işte şifa. Amına koyayım. Yok. Çantam su geçirmez. Telefon çantada. Alice nerede? İşleri var. He. Mış. Bir şey söyleyeyim. Kesin gizli gizli tost yapmaya gitti amına. Dur bir şeye bakacağım. Güzel bir playlist koyayım şuraya ya. Buradan mı çıkacağız? Aha, soldan başlayacağız. Ben geçen geldiğimde şu sağdan direkt dik yamaçtan tırmanmaya başlamıştım. Şu aşağı yol var ya. Hı-hı. Oradan sağa bağlayacağız. Orada dediğim geyikler var. Oradan tepeye. Tepenin manzarası 10 numara. Bu yol yerler benim grafik paketiyle çakışıyor galiba. O zaman silahım da yok amına koyayım. Tenha bir yerde bir kaldım. Dedim ya sana kaplana ölü taklidi yaptım elleşmedi beni. Hmm. İşte mazisi var en azından buranın. Şu kuşların türünü bilmiyorum. Tepede daha çok türüyorlar. 10 numara vurmalık. Hatta yarışmasını da yaparız lan. En çok kim kuş vuruyor hesabı. Pek yok ki bende. E ben veririm benimkine. Ne olacak?
Nasıl tırmanacağız buradan? Ha böyle. Ay ananı bacını şimdi. Başaracağım. Yolumuz uzun. Deal with it. Size askerde yaptırmıyorlar mıydı böyle yürüyüşler, cırtlar, cırtlar falan? Niye tekte çıktım sanıyorsun? He işte. Onu diyorum ya. Bakma, bazı hareketleri senden öğreniyorum, aramızda kalsın. Şimdi burası bir tık beni zorlayabilir ama çözeceğim. Kayar mı aşağı kadar? Bizim kardeş mezar tam ters. Şuradan tırmanmak var da çok daha zahmetliydi amına. Kafamı sikeyim. Keşke buradan çıkaymışım o zaman da. Aa, karga var lan. Burak mı? Tam önümüzde. Havaya bakıyorum. Niye vuruyorsun amına hayvanı? Süs yaparız. Karga eti yenmez ki. Ha, süs yaparız. O zaman bununla vurmaman lazım. Daha minik silahlar var onun için. Ha. Bu parçalar hayvanın derisini falan. Ha. Şey mi? Neydi o? 12'lik falan mı? Öyle bir silah var mı ki? Kalibre olarak düşündüm de. Var var. Ha. Av silahları ayrı oluyor genelde. Bu sendeki büyük şey vurmak için ne deniyordu? Neymiş? Dağ sanı falan. Ne geyik? Güzel et. Dağ esleni. Dağ esleni mi dedim ben? Esleni aslan dedim bence. Olabilir. Buradan çıkamayız yalnız. Hmm. O zaman şöyle yaparız. Doğru dedin. Buraya tırmanmaya benim götüm yemez. Şu sağdan sola doğru yaparız. Oradan zaten tepeye bağlıyor. Orası dedim ya benim çıktığım yolu diye. Buradık. Ben önden gideyim kobay faresi olarak. Yine çıkılıyormuş lan. Hmm. Buraya mı deneyek yoksa sağdan dediğim yoldan burayı mı gidelim? Deneyelim. Tamam. Bu hani şey var ya, neydi o Hollywood filmlerinde falan, iki parmakla basıyorum böyle 50 kalibre mi attık, kalibresi kafamdan daha büyük olan silah var böyle patatatatatatatata diye sıkıyor. Hangileri ya? Şey böyle. Otomatikleri mi diyorsun yoksa tüfekleri otomatik mi? Otomatik. Otomatik öyle bir koyun böyle ta 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 diye sıkmaya başlıyor. Minigun. Ha yok, şeyler diyorsun. Neydi adı ya? MG42. Hiç kullandın mı lan? Yok. Of ya. Oğlum askerde ne yapıyorsun sanıyorsun? Ne bileyim oğlum, işte bombalıyorsun, atıyorsun, iki silah çekiyorsun, sıkıyorsun girişte falan. Girişte eline veriyorlar roket atarı. Roket atarak başlıyor musun abi? Hmm. Ya ne bileyim be, oğlum askerlik deyince aklıma hep böyle şeyler geliyor ben. Yani alıyorsun sıkı sıkı geziyorsun işte. Buradan da çıkamayız, geri ineceğiz. O zaman aynen. O dediğim yerden bağlayacağız. Ben tüfeği garanti olsun kurayım lan bana. Biliyorum başıma ne geleceğini.
Dur. Girişte klas Orospu çocuğu seçiyorsun. tam burada Aynen yarıda öyle. panikliyordu var ya. Soldan. Ama oradan çıkış var mıdır bilmiyorum sonra. Soldan sağa yapacağız. Oradan devam edeceğiz tırmanmaya. Şuradan belki. Oraya bok çıkarız. Şuradan şöyle sol çapraza doğru bir belki. Sol Nereye çapraz düşersen belki. tutarım ben seni. Tamam. Ananı sikeyim ben düşüyorum galiba. Onun takla attım ya la. Zıplatmıyor ki burası. Görünmez duvar var ama. Vallaha görünmez duvar var. Lenny ararken. Heh. Efar'a gerek. Efar bina şeyin dağın içine giriyor sonra kullanırsan. Buradan tepeye. Bekle bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak ben de burada sigara içmiştim lan. Evet. Var ya ben buraya kendi başıma gelmeye kalksam amına koyayım kafama heyelan bile gelir ha. Oğlum erkekler fotoğraf çekmez. Bilmiyor o musunuz gün bunu? Daha aslanı eksik olmadı başımda. Ya, tarihi bir yerdeyse. Abi? Hı? Kaç dönem yaptıydın? Bir dönem. Hiç şey var mı ya böyle ya Maverick böyle bir olay oldu anlatsam senin kafan bile almaz dedi. Düzgün geçen gün yok ki. He. Atış eğitimi nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yani veriyorlar hadi sık paşan mı diyorlar yoksa hani ondan önce silah öğretiyorlar sana. He. Silah tanımadan eline silah vermiyorlar. Doğru. Doğru. Mantıklı. Güneş olayı kilinde var ki zaten. Zaten o yüzden var ya kilinde o. OCC benim başıma geldiği ben için. Ben buradan geldiğimde sanırım şöyle sol oradan da sağ falan yaptım diye hatırlıyorum ama. Hadi bakalım. Yo atılma olayını de değiştirdik ya. Atılmadı. Bir dönem yaptı sonra bıraktı gibi yaptık. Kızmayacaksan bir soru sorabilir miyim? Ne olduğuna bağlı. Yani seninle alakalı. Ne olduğuna bağlı. Tamam şuraya çıkalım da bundan sonra sorarım. Hadi. Ne oluyor kanka? Alta battım bir alt taraf. Dert ettim çıkacağım ya. Goodbye, Bobby. Goodbye, Bobby.
Deme onu deme. Giresun'un onu deme. Bildim bunu. 5M yasaklı taktik. Ya. Müzik çok iyi geldi. Deneyeceğim bir pozasız normal zıplayarak çıkmayı. Yo burada başlatıyor bak şeyi. Düşme olayını. Peki bir şekilde buradan çıkarsam çaprazdan. Buradan böyle yaparsam. Buradan dağın aşağı. Elbesin amına kadar kayarım. Duvara tırmanma aniyi soksan devreye efar... Ne? Şunu diyorsun. O yemez. Büyük ihtimal şeyin içine girerim. Öyle tık girmedim. Aferin Mevrik. Hoş geldin. Sen bu baltayı attın aşağı da git al hadi şimdi. Bekleyeceğim mi? Ah. Allah efar attım yanlışlıkla amına. Gerek yok bu kadar dramaya. Harbi ne güzel oturdu amına koyayım. Tam oturdu. Hergele. Elde de bir sigara var. RDR müziği bu. 3-3 değil. Birinci oyunu.
Senin yaptığın gibi deneyim dedim de yok, benim öyle bir göt yokmuş. Adam. He. Şey diyordum. Şimdi hani kızdırmak için sormuyorum. Sırf aklıma geldiği için soruyorum. Hani ilk tanıştığımızda dedin ya babam gitti diye. Hı-hı. Bir daha hiç geri gelmedi mi ki? Bilmem. He. Buradan düşer, kayarsa buradan sonu çok kötü olur. Heh, iyi bari. Evet, ben buradan nereden çıktığımı şimdi düşünüyorum da aman okuyayım. Acaba nasıl çıktın? Biz bu kadar yüksekte ne alacağız Mevrik? Şahin falan mı? Ya bilmem, normalde yemin ederim sana burada geyik kaynıyor hep. Geyik Değil mi? ormanda o suya yakın yerde olur burada. Ne iş olsun? Keçi bulursun belki burada. Var ya iki tane. Ha. Yani zaten bir buranın üstü kaldı. Ondan sonra zaten şeye bağlıyor. Bu Rettin kaynağına doğru bağlıyor. Mesaj mı attı Alice? Aa. Şu sol tarafa doğru geçsene. Buraya. Nasıl zoom'dan çıkıyoruz ya? Nasıl geri... Ah, oha, Emma... Bir dakika, böyle olmaz. Bir daha sırıt. Tamam, devam. Hani sınav ver demişti. Şimdi. Bakayım. Buradan inersek ecdadımız sikilir mi? Evet, sikilir. Ben atlarım buradan aşağı. Ha, oradan atlarsın. Ben sol tarafı düşündüğüm. Burası sağ. Ben Ha, buradan da doğru. atlarım. Harbi mi lan? Hı. Ha. Acaba şey diyorum lan. Buradan buradaki kayalıklara çıksak. Oradan buradan tepeye çıkabilir miyiz? Sen dağcılık yaptın mıydın hiç? Asla bilemeyeceğim bir şey. Ha. Tırmanamaz mıyız lan şuraya? Kayalara basa basa. Alice of, ben nasıl geleceğim yazmış. Şöyle. Hem rota değiştirmiş oluruz istersen. Hı. Aşağı ineriz. O gelene kadar zaten anca olur. Şimdi o gelecek, lavaboya gidecek, yolda kendini hazırlamış olduğu tostu yiyecek falan derken biz anca ineriz. Ben aşağı inersem bir daha siksem buraya yürüyerek çıkmam. Onu da doğru söyledin. O zaman onun cross motoru var mıydı lan? Onun da keyfi yok ki. Hayır. Yani cross motorla buraya kadar gelsin, sonra burada bıraksın, bir ara ayırız motoru.
Ne diyorum, mantıklı değil mi? Daha çıka çıka en sisli günde çıkmayı tercih etmişiz. Bravo bize. Hiçbir şey gözükmüyor. Aslında 10 numara manzaraydı, biliyor musun? Biliyorum. E dedi, aa onun cliffhanger'ı çıkar lan. Cliffhanger'la gelsin. Buradan gidebilecek bir yer yok ki başka zaten. Maksimum şuradan belki şu tepeye çıkılır. Yo, buranın arkası var. Ben çıktığım için söylüyorum. Ben daha önce denedim. Denememiş olsam hadi çıkalım buraya demezdim. Bakalım. Vay amına koyayım. Aslında dolanabilirmişiz lan bunları. Bir salak gibi bir de bunun üstüne atlamayı denedik ki. Alice'in kamp yaptığı yer şurası. Evet. Kayalara tutuna tutuna çıkamaz mıyız orayı? Sonrasında zaten bir de böyle bir diklik yok. O deminki yerden de olur. Bu da olur. Farla deneyeceğim ben. Çok zor. Tutunacak kaya yok ki. Şeydekini diyorum ya. O demin durduğumuz yer vardı ya. Şurası. Lene! Lenny! Lenny, where you at, my boy? Lenny! FPS geçince çıkılıyor oralardan. I find you, Lenny! Lenny! Deneyelim. Şuradaki kayalara diyorum, basa basa çıkamaz mıyız? Deniyorum. Çıkamayız. Maggie'yi bir anlasana. Yes. Dağcılık malzemesi olsaydı çıkardık. Halise alacağız şimdi. Baltayı da taşa vuramazsın. Ne yapalım biliyor musun? Evet. Buradan Alice'in kamp yaptığı yere gidelim. Halise oraya gelsin, aşağısı. Oradan yürümeye devam edelim. Olur. Aa, oradan 10 numara yol var lan şeye doğru. Hadi o zaman. Amına parkuru ha kapatmışım. FR'da tutunma yok bizim. Bak şimdi.
O ne yapıyor lan bunu? Nasıl kayıyorum ama ben kayıyorum. Paul Davich yemişimdir bu arada ya. İyi kaydım ama değil mi? Aa yememişim. Ay, iyiydi iyiydi. Ama benim yaptığım türlüsü daha keyifli. E tabi canım. Hadi. Yeterince iyiyim yok. Efendim? Yeterince iyiyim yok. Değil mi? Soldan versek duramayız değil mi amına koyayım? Bilmem. Deneyek. Yeterince eğim yokmuş. Denedim. Yapımız saçmalığına bak. Yani koyduk shit demek yapmışlar. İçin evet. Koyduk demek için koymuşlar ama. Tekte giriyorsun. Acaba bunun içinde ne vardır lan? Oha ananın. Onu ben yapamam ki. Ama onun yerine kapıyı itebilir tabii. Yani. Ben bir kere denedim böyle atlamayı bir şekilde. Böyle uçan kaçan tanıdıklarım var benim de. Amına koyayım ölüyordum. O günden sonra bir daha denememeye karar verdim. Buradan da atla amına koyayım. Heh. Buradan sen de atlarsın ya. Hayır hayır öyle değil lan. Şekilli şükürlü. Ya. Biz zevk adamıyız baba. Yapamıyorum ya amına. Ama izlemesi keyifli oluyor. Oğlum, oğlum niye bu kadar sık sardı? Yapılmıyor çünkü. İlk defa görüyorsun uzun zamandır. Hı? Böyle diyorum atlayıp zıplayarak diyorum kaç tane atın düşürmüşsündür 20'lerinde yani. Oo çok. Kayacağım buradan da. Götünü kırma ihtimalim var ama. Deneyim mi lan? Sana kalmış. Kanka ebenin ama ha. Tamam yapamıyoruz yapamıyoruz da bu kadar da değil ya. Ne var ya? Batman gibi adamsın deyince yo. Batman gibi adamsın amına. Sence sağımı solumu kaç defa kırmışımdır bunları çalışırken? Ya evet. Bence hiç amına koyayım. Niye olmasın ki?
Ne hiç? Kırmamışsındır. Sağ kolumu bileğimden iki defa kırdım. Ay, ama ne koyayım. Sol bacağım bir kere yerinden çıktı. Ha, çıkanı takmak zor değil diyorlar da. Acısı çok kötü. Boktan ya. Ayağımı çok burktum. Şu an uydurdu. Hikayede böyle şeyleri yazmazsın zaten. Ha, ama bak şimdi. Kilim 1900 seni övüyoruz ediyorsun. 25'te dağdan atlarken bileğini burktu. Ney? Ben gibi şekilli şükürlü havada taktılarla dönmek arabayla. Çünkü ölme ihtimalim var. Doğru. Geldik bu arada. Ne? Dedim ya Ali Hanım gelene kadar biz ineriz, otururuz, iki sigara yuvarlarız. Bana geri yazmamış zaten. Tost diyordur. Olabilir. Sigara vereyim. Yo, var. He, tamam. Açmıyor. İlginç. Aa, çalıyor. Çalıyor zaten, açmıyor. Yani kötü bir ihtimal vermek gibi olmasın da iş gelmiş olmasın başına. Niye gelsin? Yani doğru. O zaman ya lavabodadır ya tost yiyordur, ikisinden biri. Tost kası brom. Neyse abi şimdi. He. Oğlum şuradaki anılarım depreşti lan. Neydeki? Tam şu çardak var ya, iki sandalye olduğu yerde. Hmm. Alice'in senden korkup da sana vampir diyemediği ilk güne bana koyayım. Allah. Canım tost çekti. Değil mi? Şu kulaklar şuradan çıkmasa. Şeyden geliyor, şarkıdan geliyor.
Ne zaman arar tahmini? Hmm. 34 geçiyor desen, 5 dakikada 7 desen, ellerini birbirine çırptı desen, 5 dakika yarar ya. Yani muhtemelen en iyi senaryo. Oğlum bir şey diyeyim mi? Senin eşin olsa sen sinirden kudurursun ha, bu kadar bekletiyor diye. Beklemem ki. He işte o yüzden diyorum. Ne, kilin nereye gittin? Gelmedin. Alice'i bekliyoruz da çıksak mı biz acaba? Aha. Mesaj geldi. Heh, evet. Geliyorum. Nereye geleceğini biliyor mu acaba? Biliyordur ya. Çardak ya. Ateşin sesi helikopter gibi geliyor amına. Yan yana iki ateş. Vay Ömer'im Hoene abonelik hediye etmiş. Eyvallah. Anlat. Demin dedim ya hani evlensen beklemezsin cırt cırt falan diye. Şey düşündüm. Hani geçen dedeyi zorbalarken dedik ki Killian Junior diye. Hı-hı. Oğlum senin harbi oğlun olsa bir de sana benziyorsa tamam mı? Okula götürdüğünü varsayıyorum. Hani o okul çıkışında alma muhabbeti var ya. Hı hı. Yemin ediyorum şey olur bak. Hani o evlidir ama boşanmıştır. Dul kadın olarak geziyordur ya. Sana yanlarlar lan orada beklerken. He, Killian Junior sizin oğlunuz mu? He. Killian Junior. Ne çirkin düşünmedim. Ama ne kim senin ismin çirkin değil ki. Ben isim düşünmedim çocuğa. Şimdi oğlun olsa ne koyarsın diye salakça bir soru da sormayacağım. Evlenmem diyeceksin çünkü. O yüzden Killian Junior olarak nitelendirdim. Belli olmaz hayat. Oğlum bir gün evlenirsen hani bak küçük bir ihtimal biliyorum da düğün arabasını ben kullanayım mı lan? Söz taklatmayacağım. Ne yapıyorsun kız? Ne yapayım? Afişe bakıyordum. Neye bakıyordun? Ne yapıyorsun? Afiş şey yapıyordum bakıyordum. Ha, biz seni tost diye düşündüydük ya. Kusura bakma. Değiş üstüne. Hani yürüyeceğiz edeceğiz falan. Daha çamur, kir, pislik falan ya.
Heh, tamam. Ne bileyim, ben bitti işiniz sandım, o yüzden geldim. Ben ya galiba olay... Şimdi 5 dakikada ne giyeceğine karar verir bu. Yo, arabayla çıkmayacağız ki. Harbi lan, oğlun olsa ne isim koyardın? Bilmem. Daha kardeşimin adı yok. Halit Kaşmiri. Al, 10 senelik profil fotoğrafı oluşturacak fotoğrafı buldum. Bak, 10 sene gider bu. Oğlum ben bakmadım ki kabul. Evet. Trek gibi çıkmış Kilian. Nikita. Blood Warp'ta oynuyor galiba. Abi olay Tokyo olabilmesi için, lütfen oynayan arkadaş yanlış anlamasın, Tokyo'nun o burnu halletmesi lazım. Tokyo'yu yandan gördünüz mü hiç? Millet sadece seksi pozlar attığı için beğeniyor, bir de gotik olduğu için. Düşündüğüm gibi olmadı ki. Ve dudak. Yani ben hiç sevmem. Mesela kalın dudak hiç benlik bir şey değil.
Evet biraz, ya baktığın zaman çok standart Five M yüzü var Char'ın zaten. Olay katanın FBI çağrı. Ne bakıp duruyorsun oğlum? Ben mi? Yok, ateşle konuşuyordum. He, şey ya. Böyle hareket hareket falan yapıyorsun işte hani. Onları başarmak kaç sene sürede bir düşünüyordum kendi içimde. Sonunda. Hayır, çok bekletmedim. Yok canım, 5 dakika 47 saniye kadar falan. Hadi gidelim. He, gidek. Ah lan, tutup kaldıracaktım da. Şu soldan mı dalıyoruz yoksa direkt böyle Lapper City'ye buradan mı dalıyoruz? Sen seç. Tamam ya, buradan girelim bakalım, bir yere çıkarır bize. Ben de şey müziklerime geçeyim. Birader çok konuşma, bak tüfek var patlar diyeyim hadi. Zıp zıba bak ya. Sen afiş işiyle mi uğraşıyordun? Hı. He. Beğendim, karar verebildin mi ne yazacağını? Eğitimine sormadım daha. Zaten he, bir şey yazmadım. Arka planını şey yapıyorum. He. Yiyeceğim mi? Nereye doğru gidiyoruz şimdi? Keyfimize göre. Rüzgar nereye götürürse. Güzel lafmış lan. Kullanayım ben bunu. Kullan. Sen de dövüşecek misin pazar günü Alice? Dövüşürüm ama biraz antrenman lazım. Ne kadar zaman oldu? Tabii. Doğru. En son bunu yaptığımızda şey konusu piyasadaydı. Şu Zero'nun dövüş muhabbeti. Evet, ben oraya da hiç gidemedim. Kartı zaten tadilata mı sokmuşlar orayı? Aa, öyle mi? He. Ha, tadilattan sonra şey olacak. Kullanmaz. Ücretli olacak. Yok yok. Normalde şey dedi bana, ücretsiz dedi. Hı. Tekrar baştan dedi, yeni kartlar çıkarttırıp hani o şekilde yapacağız dedi. Yani doğrudur, umarım benden ücret almayı başarır. Yazık, herkese şey dağıtmış. Kart dağıtmış. Adam parasını vermiyorlar.
İstemiyor ki enayi. Biz hiçbir şeye para vermiyoruz. Aynen öyle. Bugün verdik $90. Ben niye daha hızlı yürüyorum bunlardan? Trevor yürüyüşü yüzünden mi? Trevero. Miller'ı gördünüz mü bugün? Yoo. Niye? O adama dövme yapacağım da. Haftalardır. He, bu arada neydi lan o? Bizim Rex var ya. Yazdı bana. Onunla yarın şey yapacağız, konuşacağız. Bir saat vermedim de. Onunla şey yapacağım, ulaşacağım yarın. Cyber Sigilizm. Evet, avlanacak bir şey bulamadık. Daha yürüyüş oldu daha çok. Şuranın manzarası çok güzel. Yağmur başladı ya, normal. Ben geçenlerde bir tane neydi o, Park Ranger mı deniyor, onunla karşılaştım. Garip bir tip aman okuyun. Nasıl? Park Ranger bir kişi değil, biliyorsun değil mi Mevrik? Harbi mi lan? Yani o Power Ranger gibi bir şey değil. Ha. LSPD gibi düşün. Öyle mi? O zaman Park Ranger'lardan bir tanesiyle karşılaştım. Garip bir tipti, evet. Aman okuyun. Park Ranger'la karşılaştım. Öyle bir adam varmış, Park Ranger. O ne, orada yan görev mi var? Veya Minas Morgul falan mı orası amını? Yemin ediyorum Minas Morgul'u buldum. Gel kız, öyle yabancı kalma orada. Ekran gelsene bro. Ben daha önce gelmemiştim buraya. Harbi mi lan? Bu kadar şey yapmadım ki, tepelere çıkmadım ki. Yapmak lazım. Abi. Daha neler var ya. Canım Yüzüklerin Efendisi çekti birden. Amına niye açtım ki? İşte keşfettikçe konumları şey yapıyorum. Kayıt mı ediyorsun? Nasıl izleyeceğiz onu yayında?
Telif hakkı nasıl bitsin oğlum? Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisi çekiyor ya. Ama telif hakları yüzünden Battle for Middle Earth'ın remake'i yapılamıyor. Seviyorum galiba böyle manzaralı ibidik gubidik yerleri. Yani manzarayı seviyorum da hiç kamp yapmadım. Böyle genelde hep göl kenarı falan oluyor. Rol sonrası FIFA oynarım gibi hissediyorum. Buranın ilerisinde de var güzel yerler ya. Manzaralı falan. Hatta neydi lan? Şu karşıda sen ağaçta ne var? Kimin olduğunu da bilmiyorum da çok güzel yer ya. Ya lan niye klip alıyorsun lan? Bizde mi yaptık? Ağaçtan ev mi? Yaparız. Niye yapmayalım? Şuradaki iki tane ağaç yeter zaten onu yapma. Ama böyle çok büyük olmayacak. Kulübe gibi. He, dediğim şey zaten öyle bak. Eğer oraya geçersek gösteririm. Bok yeter iki ağaç ev yapmaya. Baba kararıyor, aşağı inelim geri. He. Karanlıkta orman tehlikeli. Tamam. Çok mu dik? Evet, çok dik. Geldiğimiz yerden inelim. Tamam. Dede buralarda mı? Dede mi? Hı-hı. Sanmıyorum. Görmedim bugün. Falan iyi oldu ama ya. Bir şey diyeyim mi? Galiba yokuş inmek bana daha zor geliyor. Niye? Kayıp düşeceğim diye mi? Yok, böyle atlamak istiyorum. Çıkmak daha kolay. Atla. Ne tutuyor seni? Hayır, öyle değil işte hani. Zorlanıyorum. Yuvarlanıp gidecekmişim gibi oluyor. Geliyor beyler. Ben zaten ufak tefeksin. Ne kadar başlıyor muyuz dayı? Sen duramıyorum şu an mesela. Duramıyorum. Durma zaten aşağı iniyoruz. Geliyor beyler. Aradığınız öncü forvet geliyor. FIFA girecek diye karanlıkta orman korkunç alanı geldi. Yok lan. Korkunç değil de yani tehlikeli. Öyle gerçekten de. İstediğin kadar silahın olsun. Karanlıkta hayvanlar kamufle oluyor oğlum.
Tam tırrek yürüyüşü yok mu şu an Killian'da? Tam bak, tam tırrek yürüyüşü bu. Alice, benim motorumu bırakır mısın? Bırakırım. Yürük gelip alacağım ben seni. Tamam. Ben de bir sigara yakayım bari burada o zaman. Nerede motor? Bu kanalın evinin önünde. Soldan. Şey, ben yolu bilmiyorum. Evin yolunu. Tamam, söyleyeceğim ben sana. Buradan sağ. Soldaki ev. Ama bunu o kanalı garaja mı aldı acaba? Oradaydı şey, ön taraftaydı da. Sen beni garaja bırak o zaman. Soldakine. Evet, devrelenmiş. Yelova geçiyorum. Gelirsin. Ben işlerim var, gelmeyeceğim. Kras nasıl kremmir? Aa, DV yedi tabii, doğru. Ben de R'de mi geçiyorum? Espriyi yakalayamadım Sarp. Ha, Yellow'a geç. Ay, oy. Hey. Çete bakayım derken ölüyordum amına. O virajı alamayan çocuklar gibi oldu. Öyle geliyor da böyle virajı dönemiyor, sonra dışa açılıyor ya. Güzel oldu ama ya. Alacak bir şey bulsak iyiydi de. Normalde yemin ederim zibille kaynıyordu orası. Senin şansına.
Hani çıkmamış olsam daha önce oraya diyeceğim okey de harbi çıktım. Nereye bırakayım seni? Araba yellow'da. Kaç kişiyiz FIFA'da? DC25 mi gireriz? Hayır, tamam FC25 işte gireceğiz de zaten kaç kişiyiz acaba? Sağ ol. Görüşürüz. Ben bunlar koyayım. Biraz önce forvet vakti. Bir dakika, quit'i basmadan önce. Amına koyayım. Gördüm o ayetleri ya. Tayı nerede? Tayı.